Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün konumuz Intel'in 13. nesil işlemcileri ve o 13. nesil işlemcilere destek veren Z790 yonga seti. Bu, bu yonga setini kullanan Asus'un ROG Strix ismi biraz uzun bakacağım. ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi anakartı. Aslında Teknoseyir'i sosyal ağlardan da takip edenler bilirler. Ben Birkaç aydır bu sistemle uğraşıyorum, bu sistem üzerine çalışıyorum. Oldukça da deneyim kazandım. Bunu hani doğrudan bir inceleme olarak görmüyorum ben bu videoyu. Size hem 13. nesil Intel ne geliyor, hem 700 serisi Yonga seti ile ne geliyor, hem de bu Asus'un Z790E anakartı ben neler yaşadım, ne izlenimler edindim, hepsini anlatmak istiyorum. Düz bir incelemedense daha çok yorumlar, deneyimler, sohbet içerikli olacak bu videomuz. Şimdi 12. nesil Intel'i hatırlıyorsunuz. 12. nesil Intel çıktığında oldukça etkilenmiştik ve yaptığımız yorumların en özü de Intel rekabete geri döndü şeklindeydi. Çünkü bir 10, 10. nesil, 11. nesilde Intel'in birazcık sağ şeride çekip ağırdan gitme gibi bir davranış olduğunu gözlüyorduk. 12. nesille Intel rekabete geri döndü. İşlemci mimarisinde önemli bir değişiklik yaptı. Artık hibrit yapıda diyoruz. Telefon işlemcilerinde yıllardır olduğu gibi daha performanslı, daha yüksek hızlara çıkan ama daha çok güç tüketen çekirdekler performans çekirdeği olarak geçiyor Intel'in terminolojisinde. Bir de daha yüksek hızlara çıkmayan ama az güç tüketerek işleri halleden verimli çekirdekler. Efficient Core, efficiency Core diye geçiyor Intel'in sözlüğünde. Bu hibrit melez mimari 13. Nesilde de devam ediyor. Bu bir yere gitmeyecek. Bu artık bundan sonra devam edeceği bu yapının kesin. Hatta rakibin de AMD'nin de bu hibrit yapıyı benimseyeceği kesin. Bundan sonra işlemciler böyle. Bu melez yapı açıkçası masa üstünden çok laptopta fark yaratan güç tüketimi açısından fark yaratan bir yapı Ama hani bu işlemci mimarisinde bu yapının artı değer kazandırdığı avantaj kazandırdığı ortada alışa alışacağız. Çok eski uygulamalar bu çekirdeklerin birbirinden farklı olduğu yeni yapıya alışmakta zorlandılar. Ee, anakart üreticileri asusta, eğer böyle büyük bir probleminiz varsa sizin eski bir uygulamanız var ve çekirdekleri yanlış sayıyor, yanlış çekirdeğe kendini atıyor. Böyle bir sıkıntınız varsa bu anakartın BIOS'unda da bir klavyede bir düğmeye basılı tutarak işte bütün çekirdekleri efficient efficiency çekirdeği gibi gösterme ya da performans çekirdeği gibi gösterme özelliği var. Açıkçası ben hiç gerek duymadım. Çevremde de gerek duyan birini görmedim. Ama bu özellik yosa konmuş. Ee, çok eski uygulamaları mümkünse güncellemek daha dertsiz ve daha hani önü açık çözüm bence. Ama bunun dışında da bu melez mimarinin bir zararını görmedik. 13. nesil. Şimdi Intel biliyorsunuz Intel bir büyük atılım yapar. Sonra da o büyük atılım yapmış olduğu ürünün iyileştirilmişini, rotuşlanmışını çıkartır. Bu yıllardır Intel'in süren ürün geliştirme, ürün sunma stratejisi devam ediyor işte. 12. nesilde büyük bir atılım oldu. Büyük değişiklikler oldu. 13. nesil onun rotuşlanmış, birazcık iyileştirilmiş hali. 2022 yılının son aylarında çıktı 13. nesil. Raptor Lake ismi. Hep göl isimlerinden gidiyor Intel biliyorsun hep coğrafi şey yapılardan gider Intel ürün isimlerinde. Bu sefer Raptor Ray, Lake 13. neslin ismi. 10 nanometre üretim teknolojisinde. Intel 7 diye geçiyor bunun üretim teknolojisinin ismi. Hani 7 nanometre zannetmeyin onun adı Intel 7. 10 nanometre bir üretim. Ama konunu, konuyu yakından takip edenler hatırlarlar. Intel'in bir sektörle şey kavgası var. Ya bizim 10 nanometremiz on, sizin 10 nanometreniz gibi değil. Çok daha düşük yani mesafelerde bir üretim teknolojisi iddiası var. Ama bu sektörün ayrı bir kavgası. Bu işlemciler 10 nanometre işlemci olarak geçiyor. Soket değişmedi. LGA 1700 işlemci soketi yine. Yani 600 serisi anakartlarla aynı soket ve 13. nesil işlemciler 600 serisi bir önceki anakartlara, 12. nesilde çıkan anakartlara takılabiliyor. Ee, o soğutucular da aynı, bir şey değişmedi. Ne değişmiş? Dedik ki 12. nesle bir ayar çekti Intel, iyileştirdi. Saat hızları artmış, ama muazzam şekilde arttı. Artık e, i9 13900. 6 GHz'e yan şey bakıyor ve ben bu noktaya overclock'la eriştirirsiniz. Artık saat hızları 5 GHz engeli aşıldı gitti. Hem de büyük oranda. Saat hızları bütün modellerde artmış. İşlemcilere çekirdek ekledi Intel. E çekirdeği o verimli olan, daha az iş yapan ama verimli, az güç tüketen çekirdeklerin sayısı arttı. Bütün 13. nesil işlemcilerde. İşlemci çekirdeklerinin hepsinin sahip olduğu keşler büyüdü. İşlemcinin toplam keşi de L2 ve L3. Keşler büyüdü. L2 keşler performans çekirdeklerinde 2 MB çıkıp 1.6 kat artmış. Verimli olan çekirdeklerde onlar kümeler halinde 4 megabayta çıkmış 2 kat artmış. L3 keş cache, paylaşılan keşse cache i5'lerde 20 megabayttan 24 megabayta çıkmış. i9'da bizim önümüzdeki de bir i9 30 megabayttan 36 megabayta çıkmış. Bu keş büyüklükleri zaten büyüktü. İyice artmış durumdalar. Performansa kesinlikle bir etkisi var. Ama daha önemlisi Intel diyor ki ben sadece keşleri büyütmedim. Bu keşleri yöneten sistemi de iyileştirdim diyor. Tamam bunları açıkçası ölçmek çok zor. Saniyenin çok altında değerler söz konusu. Windows'la masa üstünde bir uygulamayla falan ölçtüğünüzde net bir sonuç almanız zor. Yanıltma, yanılmanız mümkün ama Intel ben cache'leri yöneten sistemi de geliştirdim diye dokümanlarına mutlaka özellikle eklemiş. Bu E çekirdeklerinin yani verimliliği yüksek çekirdeklerin Normal çalışma hızını biraz aşağı çekmiş Intel ama turbo turboyla hız, hızlandıkları hızın tavanını yukarı çıkartmış. Yine daha önce tanıdık olduğunuz gibi K serisi işlemciler var, overclock'a açık olanlar. F serisi işlemciler var. İsminin sonunda F olanlarda grafik çekirdeği yok. Bunların olmadı ne K ne F olan modeller var. Yine eski biraz karışık terminoloji devam ediyor. Sadece işlemci modelleri 13'te başlıyor artık. Ha bellek konusu dedim ya daha önceki 690 anakartlara takılabiliyor 13. nesil. Dolayısıyla eğer o anakart DDR4 destekliyse DDR4 ile 13. nesli çalıştırabiliyorsunuz. Anakarta bakıyor. Ama tabii ki günümüzde yüksek uçtaki teknoloji DDR5 DDR5'in desteklenen hızını biraz hani resmi olarak desteklenen hızını birazcık arttırmış. DDR5 5600'e destek gelmiş ama resmi olarak dedim ya biz bu anakartın birçok testini DDR5 6800'de 6800 ile yaptık. 6800'ün üzerinde 7000 ve 7000 üstü DDR5 bellekler var. Takıyorsunuz çalışıyor. Resmi olarak Intel'in her zaman resmi olarak duyurduğu bellek hızı çok düşük bir hızdır. Burada da aynı şey geçerli. Siz e, bulabildiğiniz yüksek hızlı DDR5, DDR4 bellekle anakartınızı donatabilirsiniz. İşlemcinin destek sorunu yok aslında. Şimdi bu ha, gra, grafik konusunu tabii ki merak edeceksiniz. Size verecek iyi bir haberim yok. 13. neslin grafik çekirdeği 12. nesille aynı çekirdek. Intel UHD Graphics 770 aynı çekirdek. 100 MHz kadar çalışma hızı artmış. 1.65 GHz olmuş çalışma hızı. Şimdi şeyi biliyorsunuz. Intel'in dahili grafiklerini. Esasen çok uyumludur. Ama performans çok düşüktür. Yani en takacağınız ayrı grafik kartı, ekran kartı olarak takacağınız... ...genelde çok giriş seviyesi bir kart bile daha iyi performans verir. Aynı şey geçerli. Ha görüntü veriyor mu? Veriyor. Anakartlarda da DisplayPort'lar, HDMI var. Ama hani kim... Hele böyle 13. nesil falan şey 13. nesil i9, i7 bir sistem kurar da dahili grafikleri kim kullanır? Ben de bilemeyeceğim açıkçası. Ha tabii ki günümüzde en önemli kullanıcıları zorlayan sorunlardan birisi. işlemciye gelen PCI Express hat sayısı. Çünkü şeyi belirliyor. Genişleme imkanlarını belirliyor. 13. nesil işlemciden 16 tane PCI Express 5 en son standart PCIe Express 5 hattı çıkıyor. 16 tane. Bu da zaten e, şeye gittiğini tahmin edebilirsiniz. Ekran kartı için gittiğini tahmin edebilirsiniz. PCIe Express 5 ekran kartınız olursa tam olarak çalışacak. 4 tane de PCIe Express 4 hattı çıkıyor. Aslında bu konularda 12 ile 13 arasında değişiklik yok. İşlemci yonga setine o tek artık yonga yonga seti diyoruz da tek yonga. DMI 4.0'la bağlı. Aslında o da bir PCI Express bağlantısı. da PCI Express 4.0 aslında. Ama o DMI 4.0 Intel'in sözlüğünde terminolojisiyle adı 8X. 8 hatla bağlı. Tamam yani 12. nesille gördüğümüz bütün gelişmeler tekrarlanıyor. Ama hafif cilalanmış, iyileştirilmiş. E çekirdeklerinin sayısı artınca da aslına bakarsanız çok birazdan performansı ayrıca konuşacağım. Çok çekirdek destekleyen uygulamalarda tabii çekirdek eklediniz mi matematiksel olarak performans artıyor. Ona göre o oranda artıyor. Hala aynısı geçerli. Bu işlemciyi 690 Yonga setine takabiliyorsunuz, anakartlara takabiliyorsunuz dedik ama yeni bir anakartta yeni bir chipset geldi. Z790 daha doğrusu 700 serisi chipsetler z 190 overclock falan destekleyen üst modeli. Şimdi PCX Yonga'dan çıkan, işlemciden çıkan PCI Express hatlarını size söylemiştim ama onlar dedim ki şeye gitti zaten. 16'sı ekran kartına gitti. 4'ü de <laughs> PCI Express şeye gitse, SSD'ye gitse bir şey kalmadı. Yonga setinden de PCI Express hatları çıkıyor. 20 tane PCI Express 4.0 hattı çıkıyor Yonga setinden. Bu 12 idi. Arttı. 600 serisinde 12 idi 20'ye çıktı. Yonga setinden bir de PCI Express 3.0 hatları çıkıyor. 8 tane. Bunlar azalmış. Eskiden 16 idi. Bu 8'e inmiş ama PCI Express 4 hatları artmış. Bunlar da Birazdan bu anakartı konuşurken göreceğiz her tarafı SSD, M2 SSD yuvası dolu. İşte bu sayede, bu hatlar sayesinde olabiliyor. Bu SSD'ler şeye bağlı, yonga setine bağlı. USB 3.2 Gen 2 çarpı 2. bu birazcık dertli bir USB standardıdır. En yükseğidir, 20 gigabit hızındadır. USB 3.2 Gen 2, 10 gigabit çarpı 2 diyoruz. 20 gigabit özel bir port. Fakat hani bunu kullanan cihaz bulmak zor. Bunu destekleyecek eğer ön paneldeyse kasa bulmak zor. Biraz sıkıntı bir port. 790 ile birlikte bu port bir de ikiye çıktı. Ama yine dediğim gibi günlük hayatta gelişmesi kullanımınız biraz zor olacaktır. Ha diğer USB portları bir değişiklik yok 600 ile 700 serisi arasında. Bir sürü port var. <laughs> Şeye hiç girmeyin. USB 3 ile birlikte, USB 3 noktalarla birlikte hız USB hızı konusunun tam bir karmaşaya dönmüş olmasına hiç girmeyin. Ama evet 3.2 Gen 2 10 gigabit portlar çok. Ee, anakartlarında üzerinde bu anakartta da var. 10 gigabit olan portlar 5 gigabit portlar belirtilmiş. Artık hani bu nesil karmaşaya dönmüş olan nesil ifadesi yerine doğrudan gigabit'i konuşacağız. USB portlarını böyle adlandıracağız. Hepimiz için daha kolay olacak. Bir giden bir şey var 700 serisiyle birlikte. Intel bu Optane e, SSD ke, değil yani cache mimarisi diyelim. Disk ön bellekleme sisteminin mimarisini artık kaldıracağını duyurmuştu. Bu 700 chipsetle 700 serisi chipsetli anakartlarda Optane teknolojisi kalkmış durumda. Ha biliyorsun şimdi Optane birkaç ürün aslında. Hard diski SSD'ye keşleme olan Optane bu anakartlarda yok. BIOS'unda falan komple kalktı. Ama mesela Optane aynı zamanda bildiğimiz SSD bazı Optane ürünleri. Onlar tabii ki SSD olarak taksanız çalışıyor. Keşleme kısmı yok. Wi-Fi evet yine 6E en yüksek günümüzün en yüksek standardı. Onda da sorun yok. Güncel teknolojilerin hepsini sunuyor. Tabii ki bunun üzerindeki port sayısı falan filan anakart üreticisinin ürünü şekillendirmesiyle oluşan şeyler. O zaman şeyi konuşalım. Önümdeki anakart. Asus'un ROG Strix Z790E Gaming Wi-Fi. İsim böyle. Ürünü. Bütün anakartın üzerinin soğutucuyla kaplı olduğunu görüyorsunuz. Şu özellikle şu taraf bayağı bir kalabalık. Niye? Bu anakartın üzerinde 5 tane şey yuvası var. M2 SSD yuvası var. 5 tane. Bazı boş olan her yere M2 gelecek şekilde yapmışlar. Şu gördüğünüz parçaların soğutucuların hepsi çıkıyor. Altında M2 yuvaları var. 4 tane yuva PCI Express 4 destekli. Onlar dedim ya chipset'e bağlı, Yonga setine bağlı. 4 yuva PCI Express 4 SSD destekliyor. 1 yuva şu ekstra soğutuculu üstteki yuva işlemciye bağlı. PC Express 5 destekli. Onunla da da PC Express 5 SSD'ler bir türlü hayatımıza girmiyor, geciktiler falan ama elinize geçerse buraya takıp PC Express 5 hızında kullanacaksınız. Daha önceki anakarta anakart üzerindeki yuvalar PC Express 5 SSD'yi desteklemiyordu. Ayrı bir kartla PC Express yuvasına takıyordunuz PC Express 5 SSD'yi bulabildiyseniz artık. Olması gerektiği gibi anakartın üzerinde destek var. SSD'yi bulmak <laughs> sizin sorununuz size kalmış. Bu 5 tane SSD yuvasından bir tanesi SATA da destekliyor. PC Express değil SATA M.2 SSD'yi bulabilirseniz var. Niye almak istersiniz bilmiyorum ama bulursanız SATA hızında destekliyor. Bir de ilginç bir nokta kullandığımız hepimizin anakartlarına taktığı, sistemlerine taktığı SSD'ler 2280 formatında. 22 milim genişliği var. 80 de uzunluğu 8 santim. 2230 falan gibi daha küçük formatlar da var. Bu anakarttaki yuvalardan bir tanesi ilk kez benim de duyduğum 2210 formatını destekliyor. Yani yine genişliği aynı ama daha uzun. İyice çubuk gibi, sopa gibi demek ki SSD'ler varmış. 110 onu da destekliyor, onu da belirtmişler. Şimdi 5 tane SSD dedik. <laughs> SATA portları da var tabii ki. Artık biraz azalmış. 4'e düşmüş. Ama 5 tane SSD dedik herhalde daha ihtiyacınız olmaz. 3 tane PCI Express 16 yuvasını zaten görüyorsunuz anakartın üzerinde. Tabii ki 3'ünü de 16 hızda kullanmanız mümkün değil. 2 tane taktığınız zaman ekran kartı 8-8 falan gibi bölünmesi gerekiyor. E o normal işte yeteri kadar hat hiçbir zaman bu kadar donanıma yetecek kadar hat hiçbir zaman yok. Anakartın özellikle hoşuma giden özelliklerinden birisi. 7 tane fan bağlantısı var üzerinde. 7'si de BIOS'tan kontrol edilebiliyor. Yani hem takip ediliyor hızı, durumu hem de kontrol edilebiliyor. Sessiz, daha iyi performans falan gibi. Bir tane de suyla soğutma sistemleri için ayrıca pompa bağlantısı yapmışlar. Elektrik bağlantısı. Onun hızı hep tam. Onun hızı yavaşlamıyor, etmiyor çünkü pompa aynı hızda çalışıyor hep. Ona hız kontrolü falan konmamış ama özel olarak belirtilmiş burası pompa bağlantısı diye. Ha siz oraya da fan takarsanız takarsınız ama hızını düşüremezsiniz. Bir yine bu anakartta bana ilginç geldi. 3 tane Işık eğer öyle bir sistem kuruyorsanız ışıklı şeritler falan kullanacaksanız 3 tane led şerit yuvası var bu anakartın üzerinde. Hepsi yazılımla, Aura yazılımıyla kontrol edebildiğiniz. 3 tane led şerit header bağlantı noktası var. Uygun tabi o voltajları şeyleri sıralaması pin sırası uygun, uygun şerit kullanacaksanız işte kasayı donatıp da yazılımdan kontrol edebilirsiniz. Asus Aura için ayrıca bir bağlantısı var. Ve anakartın kendisinde de şu bölgede artık alıştığınız üzere bir ışık oyunları yine Asus'un Aura yazılımından kontrol edeceğiniz ışık oyunları bir görsel şov falan ya da kapatabileceğiniz bulunuyor. BIOS alıştığınız BIOS artık özellikle Asus kullanıcılarının <laughs> F7 ile Advanced'a geçeceği falan alıştığı BIOS yine AI özellikleri var. O AI özelliklerini de soran arkadaş oldu. Yanılmıyorsam 4. nesilden beridir. Pardon 400 serisi anakartlardan beridir. Asus'un anakartlarında bu overclockta AI bölümleri var. Hani bu bir yapay zeka bu günümüzde trend bir kelime olduğu için ona mı takip ediyorlar falan soran, yorum yapan arkadaşlar orada. Oradaki espri de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz günümüzde işle, soğutucunun fanı ya da işte performansı işlemci sıcaklığına göre değişiyor. Eskiden bu otomatik overclock yapan overclock sınırını bulmaya yarayan sistemler fanın aslında sabit soğutucunun sabit verimle çalıştığını düşünerek sadece bilgisayar çökene kadar işlemci hızını yavaş yavaş arttırıyordu. Böyle çalışıyorlardı. Fakat fan soğutucu performansı fan hızı performansı değişken hale geldi. E işlemcinin gerilimi falan da değişen hale geldi. Dolayısıyla artık bu otomatik overclock sistemleri eski usul çok ilkel şekilde çalışamıyor. Birden çok değişkeni olan denklemler haline geldi bu. Denklem haline geldi overclock işi. Asus'un da işte AI overclocking falan dediği mesele bu. Yani sadece işlemci hızını arttırıp crash ettiği yere kadar arttıralım ha bulduk overclock sınırında değil. Önce şeyi tanıyor. Soğutucuyu tanıyor. Bu soğutucu ne kadar hızlanabiliyor? Ne kadar soğutabiliyor? Bunu deniyor. Ve artık ikisini birlikte soğutucuyla artı siz şeyi ne kadar yani soğutucu çok çok hızlansın istiyor musunuz? Nasıl ayarladınız Q fan kısmından. Artık ikisini birlikte yöneterek bulmaya çalışıyor overclock sınırını. İşte AI overclocking demesi de o yüzden. Bu anakartta hepsi var. Hatta hani overclockçular için şunu diyebilirim. Çok fazla ince ayar var BIOS'ta. Güzel bir Ha deneyimsiz arkadaşlar korkmasın. Otomatik bırakıyorsunuz, geçiyorsunuz. Ama o ayarlarla bir şey elde edecek, o overclock rekorlarına koşacak falan arkadaşlar için her şeyin ayarı var. BIOS çok sorunsuz. Sistem zaten genel olarak çok stabil, çok kararlı çalışan Acemilere bence gayet şey affedici bir sistem. Hani kuruyorsunuz doğru RAM'ı kullandığınız sürece koruyoruz, kuruyorsunuz doğru power supply ile basıyorsunuz çalışıyor. Ondan sonra da oldukça kararlı. Ben bu anakartı Intel'in i9-13900K'sıyla denedim. Yani i9'ların en yüksek modeli. 5.8 GHz'e kadar çıkan Overclocksuz kendisi çıkan bir işlemci. Bunun da denedim. RAM olarak şanslıydım. DDR5 6800 belleklerle denedim. Şanslıydım bu kadar hızlı bellekleri bularak. Zaten aslına bakarsanız DDR5'ten bir verim almak için böyle yüksek yükseklerini almak lazım. Yeni bellek teknolojileri çıktığında ilk çıkan modelleri bir önceki bellek teknolojisinin üst modelleriyle aynı oluyor. O yüzden de her yeni bellek teknolojisi çıktığında masaya yeni bir şey getirmediği, performans olarak fark etmediği falan kavgaları, tartışmaları çıkıyor. Aslına bakarsanız işte o bellek teknolojisi şöyle bir yıl iki yıl geçip de daha önceki nes teknolojinin çıkamadığı hızlara gelince fark açılmaya başlıyor. DDR5 de 5200 de 4800 falan hayatımıza girdi. Ama şimdi 6000'li rakamlar sayılarda DDR5 bellekler tamam <laughs> dedirtiyor. Ben dediğim gibi 6800 ile denedim. Size şunu söyleyebilirim. Çok fazla elimde benchmark sonuçları falan yok dedim ya izlenimlerimi anlatacağım diye. Size şunu söyleyebilirim. Çekirdek sayısındaki artış bekleyeceğiniz üzere performansta bariz bir fark yaratıyor. Oyunlarda mı Hayır pek değil çünkü oyunlar bu kadar çok çekirdekten direkt olarak yararlanmıyorlar. Fakat profesyonel uygulamalarda yani 3D görüntü oluşturma rendering uygulamaları ya da benzer işlemcinin hakkını veren bütün çekirdeklere iş yükleyen uygulamalarda işlemci sayısındaki artış performansa da direkt gözle görülür şekilde yani çekirdek sayısındaki artış gözle görülür şekilde performans artışı ya da ölçülebilir şekilde sağlıyor. Bunun üzerine bir de saat hızındaki artış geliyor. Evet saat hızlarında arttık dedik işte 5.8'e kadar çıkıyor dedik. Saat hızlarındaki artışta aynı şekilde ölçülebilir sonuçlar yaratıyor. 13. neslin şey olarak değil hani tık başına performans diye bir IPC diye bir şey vardır. Ölçü vardır. Mi Aslına bakarsanız işlemcinin tam iç mimarisi çekirdeklerin kendi yapısı değişmediği için ya da görülebilir kadar değişmediği için o bakımdan aynı saat hızında e, alacağınız bir fark yok. Fakat hem çekirdek sayısı arttı hem saat hızı arttı hem de o yüksek hızlarda residency dediğimiz bir şey var. İşlemcinin hızı sürekli günümüzde değişiyor. O yüksek hızlara çıkıyor ama o yüksek hızda ne kadar kalıyor o da önemli. O da iyileştiği için Mesela bu benim önümdeki i9 13900 işlemci 5,5 GHz'de bir PC Mark testinde zamanının çoğunu 5,5 GHz'de geçiriyor. Arada 5.8'e anlık zıplamalar var ama orada hani uzun süre kalıyor denemez ama çıkıyor. Fakat zamanının çoğunu 5,5 GHz'de geçiriyor. Bütün çekirdeklerde tam gaz çalışıyorlar bir iyileşme var. Oyunlarda fark ettirir mi? Çok beklemeyin. Oyunda yine güç ekran kartında olacaktır yük. Ama 13. nesil 12. nesile göre bir performans artışı getiriyor. Bunu söylemek lazım. E tabii ki hani ıı, anakartlar artık bu kadar komplike anakartlar birazcık bütçeyi zorluyorlar. Benim önümdeki bu ROG Strix 790E Gaming WiFi ağız dolduran ismiyle 14 bin lira civarında piyasadaki fiyatı. Piyasada var. Bütün dükkanlarda, online dükkanlarda var. 14.000 lira civarında. Birazcık az, azı, birazcık çoğu. Normal. Normal. Fakat ben kendi deneyimimde 13. nesil işlemci ve Z790 bu Asus'un anakartı üzerinde 6800 MHz DDR5 belleklerimle çok stabil, çok sorunsuz bir sistem deneyimi yaşadım. Hatta bunu burada bırakmayacağım. <laughs> bir e, Asus'tan yeni bir kasa temin ettim. GT501 diye. İçine 4090 sığan kasalardan. Artık bu bir kriter. Asus'un o 501 kasasına Asus'un Tor güç kaynağını kullanarak bu sistemi bu anakartı takıp Tekno Seyir'de hani Dışarıdan bakıldığında işte benchmarkları falan yapacağım ama sonra mesai sonunda da Flight Simulator'da uçmak için kullanacağım. Öyle bir sistem kurmak istiyorum. Hazır bütün parçalarım. Ee, onu kurduğumuz zaman ayrıca sohbet ederiz. Nasıl kurduk, nasıl kullanıyoruz, nasıl keyfini çıkartıyoruz. Çok uzun, merak etmeyin gecikmeyecek. Biliyorum hep geciktirdiğimizi. Ama her şey hazır. Bir araya geldi. Evet. Intel 12. nesilde vardığı, başlattığı yeni atılımı rotuşlayarak, cilalayarak daha iyi bir noktaya getirmiş gözüküyor. Asus'ta 700 serisi, 790 chipsetle çok stabil bir anakart kurmuş. Çok bütün istekleri, bütün beklentileri karşılayan soğutmasıyla, <laughs> SSD zenginliğiyle güzel, stabil bir anakart kurmuş. Bize de şimdi bunları kullanarak yakışacak bir sistem kurmak kalıyor. Tekrarserde tekrar birlikte olmak üzere